Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün matematik ders 108'den başlayarak devam edeceğiz. Evet tehlikeli bir soruyla başlıyoruz. Melike parasının 9'da 5'i ile kitap almış. Kalan parasının 4'te 3'ü ile defter almış. 5 TL'si kaldığına göre kitabın fiyatı defterden ne kadar fazladır diye söylüyor. Şimdi paramız sevgilendirim. Bir bütün olarak 9 bölü 9 olsun. Evet 5 bölü 9'u ile bunu ne almışız? Kitap almışız sevgili arkadaşlar. Bu kitap parası. Çıkardığımızda geriye ne kadar kaldı? 4 bölü 9 kaldı sevgili öğrencilerim. Bu kalan paranın yani 4 bölü 9'un 4'te 3 ile defter almış. 4 bölü 9'un 3 bölü 4 ile sevgili öğrencilerim ne almış? Defter almış sevgili öğrencilerim. Evet, sadeleştirme yapabiliriz. Bakın 4 ile 4'ü götürdüğümüzde 3 bölü 9. Bu da sadeleştirme paydaları aynı olsun diye bırakıyorum. Evet bu da nedir sevgilendirim? Defter parası. Evet buraya kadar tamam sevgilendirim. Şimdi 5 bölü 9 kitap parası artı 3 bölü 9 da sevgilendirim defter parası topladığımız an 8 bölü 9 harcanan para sevgilendirim. Geriye ne kadarı kaldı? 1 bölü 9 kaldı bakın. Bu harcanan sevgilendirim 1 bölü 9 da son olarak kalan para. 1 bölü 9'u paranın 5 TL kaldıysa sevgili öğrencilerim. Yani 9'da 1'i 5 TL ne demek sevgili 9 parça bakın düşünün şu şekilde. Bir parça sevgili 5 ise 9 tane ne olur? 9 çarpı 5'ten 45 TL parası buluruz sevgili yani parasını bulduk. Bize ama neyi soruyor? Kitabın fiyatı defterden ne kadar fazladır diye soruyor. Kitabın parası ne kadar sevgilendirim? Bakın paranın 9'da 5'i kitaptı. Yani 5 bölü 9 bakın sadeleştiriyorum 45'e 5 oldu. 5 kere 5 25 TL bu kitap parası sevgili öğrenciler. Defteri ne yapıyoruz? 45 TL'nin defter ne kadarıydı? 9'da 3'üydü sevgili öğrenciler. Bakın sadeleştiriyorum 5. 5 kere 3 15 TL. Bu da sevgili öğrencilerim defter parası. Kitap 25. Defter 15. Farkı nedir sevgili öğrencilerim? 25'ten 15'i çıkardığınızda 10 TL fazladır diye yazarsınız sevgili öğrenciler. Mehmet 80 sayfalık kitabın ilk gün 8'de ikisini, ikinci gün 5'te birini okumuştur. Mehmet 3. gün kaç sayfa daha kitap okursa kitabın tamamını okumuş olur. Bakın birinci gün 8'de ikisini okumuş. Artı ikinci gün 1 bölü 5'ini okumuş. Ne kadar okuduğunu bulmak için faydaları eşitliyorum sevgili öğrencilerim. Ne oldu? 10 bölü 40 artı 8 bölü 40. O da ne yaptı? 18 bölü ne yapmış sevgili öğrencilerim? 40'ını okumuş sevgili Geriye ne kadar kaldı? 40 bölü 40'ı değil mi? Bunun 18 bölü 40'ını okuduysa 40'tan 18 çıkardığımızda 22 bölü 40'ı kalmış. Bunu okursa biter. E, kitabın tamamı 80 sayfaydı. 80 sayfanın 22 bölü 40'ı yaparsa ilgilenir. Bakın sadeleştirdiğinde sadeleştiriyorum. 80'li 40 sadeleştir değil mi? Bakın 2 katı 2 çarpı 22'de 44 sayfa daha okuması gerekiyor sevgili öğrenciler. 3. Murat 280 TL'sinin 7'de ile sinemaya gitti. 15'te 4 ile yemek yedi. <laughs> Kalan parasıyla da aynı kalemden 5 tane aldı diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Buna göre Murat'ın aldığı her bir kalemin fiyatı kaç TL'dir diye soruyor. Şimdi 280 TL'mizin öncelikle 7 x'i sinemaya gitmiş sevgili Bakın bunu yapalım. 7 7'de ile sinemaya gitmiş. Artı 5 bölü 14 ile de yemek yemiş. Topluyorum bakın ne kadar harcadığını bulmak için. 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 14 Artı. 5 bölü 14. 9 bölü 14. Sinema ve yemek parasının toplamı sergileniyor. Sinema ve yemek 9 bölü 14 olduğunu bulduk. Kalan parasıyla da aynı kalemden 5 tane aldı. Buna göre Murat'ın aldığı her bir kalem fiyatı ne kadardır? Şimdi sergilenelim. 9 bölü 14'ü yemek ve sinemaya gitti. Geri ne kadar kalmış olur? 14 bölü 14'ten 9 bölü 14'ü çıkardığımızda geriye 5 bölü 14 kalem fiyatı kalır. Değil mi sevgilendir? Paramızın tamamı kaç? 280 TL sevgilendir. 5 bölü 14'ü bakın kalem alınan fiyat. Sadeleştirirken ne yapıyorduk bakın? 28'de 14 sadeleştiriyorum. 2, 20 oldu. 20 ile 5 çarpıyorum. Şey ne yaptı bakın? 100 TL kalem sevgilendir. 100 TL kalem. E, 5 tane kalem almış. 100 TL'ye 5 tane kalem aldıysanız sevgilendirin. Bir tane kalem nasıl bulursunuz? 100 bölü 5 yaparak 20 TL'ye bir kalem fiyatı olarak bulursunuz sevgili öğrenciler. Evet 4. 5'te 2 kilogramı 56 TL olan zeytinlerden 2 tam 4 bölü 5 kilogram olan ne kadar öder diye söylüyor. Şimdi sevgili öğrencilerim zeytin fiyatını bilmiyoruz. Bunun 5'te 2'si 56 TL yaparsa bizler ne yapıyorduk? 5'e bölüp 2 ile çarpınca 56 oluyorsa ters işlem yapıyorduk. Yani 56 bölü 2 yapıyoruz. 28 28'e de 5 çarpıyoruz. 5 kere 8. 40 elde var. 4. 5 kere 2. 10. 4 elde 14. 140 TL zeytinin fiyatı sevgilerdir. Kilosunun fiyatı. Bundan 2 kilo 5.4 kilogram almış. Bakın 2 kilosu zaten 140. 140 daha ne yapar? 280 TL yapar. Artı 140 TL'lik zeytinin bir de 5'te 4'ü var sevgili 5'te 4. 5'e bölüp 4'le çarpacağız. Bölelim. 140'ı e, 2 kere 5 10. 40'ta 8 kere evet 8 kere 5 40. Yani ne oldu? 28 oldu sevgili Sadece işte 28'e de 4 çarpıyorum. 4 kere 8 32. 4 kere 2 8 3 daha 112 TL. Bakın 2 kilosu 280 TL. 5'te 4'ü de e 112 TL. 280 ile de 112 topladığınızda sevgili öğrencilerim 392 TL ödersiniz. Son işlemimiz de burasıdır. Evet 5. sorumuz. Salih'in parasının 11'de 6'sı 30 TL. Bakın değil mi? basit bir işlem bu. Salih yazıyorum bakın. Parasının bizler 11'de 6'sını 30 TL olarak bulmuşuz. 11'e bölüp 6 ile çarpınca 30 ise terslem yapıyor değil mi? Yani 30'u 6'ya bölüp 11 ile çarpacağız. 5 yapar. Bunu da 11 ile çarptığımızda 55 TL parasını buluruz sevgili öğrenciler. 6. Bir su deposunun yarısı su doldur. Evet. Şöyle yapalım. Bir su deposu yapalım. Şöyle sevgilendirelim. Yarısı Su doluyormuş sevgili öğrencilerim. Depoya 100 litre daha su eklendiğinde deponun dörtte 3'ü doluyormuş sevgili öğrencilerim. Bize bunu genişletip 6 bölü 8'i diyebiliriz. Hem şunu şöyle çünkü bölünmesi kolay olsun. Şöyle yapalım. Kaç parça olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. 8 parçası sevgili öğrencilerim. Bunun başlangıçta yarısı. 1, 2, 3, 4 parçası. Bakın. Nedir sevgili öğrencilerim? Başlangıçta yarısı dolu. Değil mi? 100 litre ekleyince 4'te 3'ü. Yani 6'da 8'i dolu oluyormuş. Yani 1-2 tane. Yani şu kısımda ne oldu sevgili öğrencilerim? 100 litre ekleyince... İkisi bakın ne oldu? 6 da 8 oldu. 4. 2 de buradan geldi. Yani 2 bölüm sevgili öğrencilerim 2 bölüm 100 litre ile doluyorsa 1 bölüm sevgili öğrencilerim neye denk gelir? 50 litreye denk gelir. Yani bir, her bir bölüm 50 litreymiş sevgili öğrencilerim. Boş haldeyken kaç litresi olur? Yani tamamını bizlere soruyor. Bakın kaç bölümdü? 8 bölümdü. Evet 50 ile de 8'i çarparsak 8 kere 5 40 400 litre su alır sevgili öğrencilerim. Tekrar ediyorum. 3 bölü 4 tam bölünmediği için genişlettim 6 bölü 8 yaptım. Yarısı yani 1, 2, 3, 4'ü zaten doluydu. 100 litre ekleyince 6 bölü 8 doluyormuş. Yani bakın 4, 2 de burada ekledim. 6 bölü 8 yaptı. Yani 2, 100 litreye 2 bölüm denk geldi. Demek ki 1 bölüm 50'dir sevgili öğrencilerim. Tamamı 8 bölümü olduğu için 8'e çarpıyorum. Su deposu 400 litre su almış olur. Evet, ikinci üniteyi hemen yapıyoruz. Sayı doğrusu ile eş ayrılmış. Sayı doğrusundaki iki sembolleri karşı gelen tam sayılardan nokta nokta tanesi pozitiftir. Bakalım. Eşit sıralar bakın Bire birer gidiyor. 1, bir, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 4, eksi 5, eksi 6 diye devam ediyor sevgili öğrencilerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye devam ediyor sevgili öğrencilerim. Kaç tanesi bakın pozitiftir? Evet pozitif olanlar birden sonsuza kadar gidenler değil mi? O zaman bakın bu tarafta iki tanesi sadece 5 ve 6 nedir? İki tanesi pozitiftir. Diğerleri 0 ve negatiftir. Aşağıdaki termometrelerden hangisinin belirttiği sıcaklık negatif bir tam sayı ile ifade edilir? Bakın sevgilerin sıfırın altındaysa eksi değil mi? Bakın bunlar sıfırın üzerinde. Burası tam sıfırda. Burası sıfırın üzerinde sevgilerim negatif olan hangisidir? Sıfırın altında olduğu için sevgilerim burası. Evet A şıkkıdır. Yanındaki tabloda bazı illerin bir günlük ortalama hava sıcaklıkları verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Eskişehir Kütahya'dan daha soğuktur. Bakıyorum Eskişehir'e eksi 1. Kütahya'ya bakıyorum eksi 6. Daha soğuk olabilir mi? Hayır. Eksi 6 daha soğuktur, daha eksidir. Değil mi sevgilerim? Bu değil. Ankara Kütahya'dan soğuktur. Ankara'ya bakıyorum. Eksi 5. Kütahya eksi 6. Daha soğuk mu? Hayır sevgili Kütahya ile İzmir'in sıcaklıkları eşittir. Kütahya eksi 6. İzmir artı 6. Bakın biri eksi 1 bir Aralarında 12 derece var. Yanlış. Erzurum Eskişehir'den daha soğuktur. Erzurum eksi 10. Kütahya eksi 6. Evet daha soğuktur sevgili öğrenciler. 4. Mutlak değeri 4'ten küçük olan tam sayıları sayı doğrusunda gösteriniz. Şimdi şurada bakalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yani küçük dediği için zaten 5 alamayız. 4 alamayız buradan. Bu Burada da eksi 1 olur. Eksi 2 olur. Eksi 3 olur. Eksi 4 mutlak diye de artı 4 olacağı için bu da olmaz. Şu aradakiler sevgilenir. Bakın eksi 3 çünkü artı 3. Bunlar da artı olur. 2, 1. Hepsi ne oldu sevgilenir? Bakın 4'ten küçük oldu. E sayı doğrusuna gösterecek olursak sevgili öğrencilerim. Yani şurayı Böyle sıfır alalım. 1, 2, 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bakın bunlar hepsi mutlak değeri 4'ten küçüktür sevgili öğrenciler. Evet. Sucuklardaki tam sayıların hangisinin sayı doğrusuna sıfır olan uzaklığı diğerlerinden daha fazladır. Bakın yapalım sevgili öğrencilerim. Uzunca gösterelim. Artı zaten çok yok. Şuraya sıfır alalım. 1, 2, 3, 4 var. Diğerleri eksi eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 sevgili 0 nerede? Hemen bakın kırmızı renkle işaretliyorum. Evet bakın 4'ün uzaklığı 4 birim. Eksi 1 bir zaten hemen 1 çok yakın. Eksi 5 bakın 5 birim. Ama eksi 8'e baktığınızda sevgili en uzun bu değil mi? 8 birim oluyor. O zaman en uzak olan eksi 8'dir sevgili öğrenciler. 6. Küçükten büyüğe doğru sıralanış hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye söylüyor. Bakın eksi 3'ün mutlak değeri artı 3. Bunun ikisi artı 6, 0, bir de eksi 2 var sevgili öğrencilerim. O zaman baktığımızda küçükten büyüğe dediği için en küçük burada ne görüyorsunuz? Eksi 2 görüyorsunuz. Daha sonra mutlak değer 0. Evet Eksi 3 artı. Gördüğümüz gibi cevabımız ne çıktı? A şıkkı çıktı sevgili öğrencilerim. Bakın mesela burada yanlışlık var sevgili öğrencilerim. Eksi 2 sıfırdan büyük olabilir mi? Hayır. Burada baktığımda eksi 3 artı 3 çıkar. Burası artı 6 çıkar. 3 alttan büyük olur mu? Hayır. Evet burada da bakın. Şurası artı 6 değil mutlak diye. Burası 0. 0 alttan büyük olur mu? Hayır. 7. Evet kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayın demiş. Yazıyorum. 3 bölü 5, 1 bölü 2, 6 bölü 10. Şimdi bakın 5 bölü 3 bakın 3 bölü 6 olsaydı yarım olurdu. Bu yarımdan büyük sevgilendir. Bu da 6 bölü 12 olsa yarım olurdu. Ee, sevgilen bu da yarımdan büyük. Ama bu tam yarım oldu. Şimdi bakın en küçük hangisi olmuş oldu? 1 bölü 2 en küçük. Önce bunu yazalım sevgilen. En küçük bu. Daha sonra 3 bölü 5 ile 6 bölü 11 kendi arasında. Bakın 3'ü 2 ile genişletiverdim de bu kesin olur. Bakın 6 bölü 10 olur değil mi sevgili 6 bölü 10, 6 bölü 11. Hangisi e, payları eşitse paydası küçük olan daha büyük oluyordu. Demek ki 3 bölü 5 daha büyük sevgili O zaman buraya 6 bölü 11 yazacağız. En büyük olarak da 3 bölü 5'i yazacağız sevgili öğrencilerim. Silip tekrar şöyle gösterelim güzelce. Yani Şöyle olmuş olacak sevgili öğrencilerim. son hali 1 bölü 2 en küçük olacak. 6 bölü 11'in daha sonra da 3 bölü 5. Son halimiz bu şekilde bakın. Çünkü bu 6 bölü 10 yaptığımızda burası daha büyük olmuş oluyor. Devam ediyorum. Evet sembolleri kullan diye söylemiş. Baktığımız zaman sevgili öğrencilerim bunu 2 ile genişlettiğinizde bu ne yapar? 10 bölü 12 yapar. 10 bölü 12, 11 bölü 12. Bu taraf daha büyük değil mi? Burayı genişlettiğimizde 4 bölü 6 yapar 2 ile genişlettiğimizde. 1 bölü 6, 4 bölü 6. Bu taraf büyük olur. 3 bölü 5. Bakın paydayı 3 ile genişlettiğimizde burası ne olur? 5 bölü 15. Burası 9 bölü 15. Demek ki bu taraf büyük olur. Hangi sıralama yanlıştır diye soruyor sevgili öğrencilerim. Hemen bakalım şimdi. Payda genişlettiğimizde bakın burası zaten 5 tam. Burası 2 tam. Şurası doğru değil mi? Bakın tamı zaten büyük. Burada tam da yok. Bu direkt büyük zaten. 5 tam, 2 tam. Burada 0 tam var bakın. Evet A doğru. B'ye geliyorum sevgili öğrencilerim. Şimdi baktığımızda 3 bölü 4'ü 2 ile genişleti verelim 8 yapmak için. 6 bölü 8 yapar. 6 bölü 8, 7 bölü 8'den büyük olur mu sevgili öğrencilerim? Hayır. Bakın direkt yanlışı buldum. 10. Yukarıdaki birim kesilen hangisi diğerlerinden daha küçüktür diye söylüyor. Şimdi öğrencilerim paylar eşitse ki görüyorsunuz hepsi bir paydası küçük olan büyüktür. Paydası büyük olan küçüktür. O zaman paydası en büyük olan bu olduğu için sevgili öğrencilerim ne olmuş olacak? En küçük 1 bölü 18 olmuş olacak sevgilerine. Tekrar ediyorum. Hangisi daha küçüktür diyor. Paydası büyük olan küçük 18 parça bilirseniz minik minik parçalardan bir tane almış olursunuz. En küçük bu olmuş olur. Kural neydi? Paylar eşitse paydası evet büyük olan küçük olur sevgilerine. 11. Tahtadaki sıralamada verilen üçgen yerine kaç farklı doğal sayı girebilir? Şurayı yapalım. Evet. Üçgen bölü 15 genişçe olsun. 4 bölü 5. Şimdi payları genişletiyorum. Bunu 5 ile bunu da 3 ile genişletince ne oldu son hali? 5 bölü 15 olur. Üçgen bölü 15 olur. Burası da 3 ile genişlettik mi? 12 bölü 15 olur. Bu verilenlere baktığınızda bakın 5'ten büyük 12'den küçük olacak. Ne olabilir üçgen sevgili öğrencilerim? 6 olur, 7 olur, 8, 9, 10 ve 11 olur değil mi? 12'den küçük olduğu için. Işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer alır. 12. soru. 4 farklı kesir defterinizi yazınız. Kesirleri karşılaştırınız. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Ve sayı doğrusunda gösteriniz diye söylüyorum sevgili öğrencilerim. Evet hemen yapalım sevgili öğrencilerim. Nerede yapalım? Burada yapıp silelim sevgili öğrencilerim şu soruyu. 4 farklı kesir yapacağız, karşılaştıracağız. Mesela kolay olsun. 1 bölü 4, 1 bölü 6, 1 bölü 8, 1 bölü 12 eğlendim. yani farklı görüyorsunuz hepsi birbirine. Karşılaştırma yaptığımızda nasıldı? Paylar küçükse paydası büyük olan daha küçük oluyordu. Bakın hemen pardon. Böyle. 1 bölü 8, 1 bölü 12. Evet en küçük 12'ye bölünce değil mi? Şöyle hemen bakın ne yaptım? Sıralamayı yaptım. 4 parçaya bölüp 1'ini alırsanız kocaman parçalarsınız. 12 parçaya bölüp 1'ini alırsanız küçük parçalarsınız. Sıralama bu şekilde olur sevgili öğrencilerim ve sayı doğrusunda göstereyim. Sayı doğrusunda eziyet edecek. 1 bölü 4. Bakın sıfırla biraz arası sevim. 1, 2, 3, 4 yapacaksınız. 1 bölü 4 dediği için hemen şurayı 1 bölü 4 diye göstereceksiniz. İkinci kestiğimizi 6'ya bölünce sevgili öğrencilerim. Sıfırla 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası 1 olacak sevgili öğrencilerim. Evet burası ne olmuş olacak o zaman? 1 bölü 6, 2 bölü 6, 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6, 6 bölü 6 da 1 olmuş olacak sevgili öğrencilerim. Daha sonra aynı şeyi 8 parçaya böleceksiniz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e, parçaya böleceğiz. Burası 8 olacak sevgili öğrencilerim. O zaman da şurası 1 bölü 8 olacak. Aynı şekilde 0 ile 1 arasını bu sefer... 12 parçaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parça olmuş. 12 parça olacak bu arası sevgili öğrencilerim. Hemen ilki de 1 bölü 12 olmuş olacak. Bu şekilde basitçe gösterebilirsiniz. Evet, yani bunu silelim sevgili öğrencilerim. Devam edelim. 13, Çocuklardaki işlemlere göre üçgen bölü kare kesini bulun diye söylemiş. Şimdi burada sevgili baktığımızda 3, 5. Paydayı bunun 5 ile. Bunu 3 ile genişlettim. Kesir şurada yapalım. Ne olur? 5 bölü 15 eksi 3 bölü 15. O da eşittir. Üçgen bölü 15. Bakın bu ne olur? 5'ten 3 çıktığında 2 bölü 15 olur sevgili Üçgeni ne yaparız? 2 olarak buluruz sevgili Bu kadar basit. Yan tarafta diğerini yapıyorum. 21 ile 15 var Bunları da bakın paydası 105 olduğu için 105 yapmak için bunu 5 ile çarparız. Bunu 105 yapmak için e, 7 ile çarparız sevgili 7 kere 5. Evet oluyor. Bu ne oldu? 5 kere 2. Şurası 10 bölü. 105 eksi 7 ile çarptık. 7 bölü 105. Bu da ne yaptık? Kare bölü 105. Bakın ondan 7 çıktı. Neye eşit olur? 3 bölü 105 eşit. 105 bakın üçgende ne oldu? 3'e Eşit oldu sevgili öğrenciler. Şurayı yazalım. Kare pardon. Üçgeni 2 bulduk. Kareyi de 3 bulduk. Bize diyor ki üçgen bölü kare. Evet 2 bölü 3'tür. cevabı sevgili öğrenciler. Evet. Açıkta kalan kesti e, soruyor bizlere. Evet. Şurada 2 kere 8 16. 5 daha eklediğimizde ne olur sevgili öğrenciler? 21 bölü 8 eksi 4. 7 bölü 4. Bakın burası 7 bölü 4 yapar. Payda 8 e 2 ile genişlettiğimizde ne yapar sevgili 14 bölü 8 yapar. 21'den 14 çıkardığımızda 7 bölü 8'i bulmuş oluruz. Yani şu kesimiz 7 bölü 8'e denk gelir sevgili öğrencilerim. Evet devam edelim. 11 bölü 4 şu kenarda onu yapalım. 11 bölü 4 eksi bakın 2 bir ekledim 3 bölü 2 yapar. 3 bölü 2 2 ile genişlettik mi 6 bölü 4 yapar. Burada ne yapar bakın 11'den 6 çıktı 5 bölü 4 yapar sevgili öğrencilerim. Şu kesimizde şuna eşit olur. Şurayı yapalım şimdi. Bu çok kolay hemen. Yani bunu 4 ile genişlettiğimizde 4 bölü 8 artı bakın 7 bölü 8. 4, 7 daha 11 bölü 8'i direkt buluruz sevgili öğrencilerim. Bunu şöyle eşleriz. Evet buraya geldiğimizde bakın bir tam burada bir tam burada iki tam yapar sevgili öğrencilerim. Yani şunların tamlarından dolayı 3 bölü 4 1 bölü 8. Bakın bunu 2 ile genişlettiğimizde burası 6 bölü 8 yapar. 6 bölü 8. 1 bölü 8 de burada var. Bakın paydalar eşit. 7 bölü 8 yapar değil mi sevgili O zaman 2 tam 7 bölü 8. Bu da buraya eşit olur. Boşta kalan kesimiz 1 tam 5 bölü 8 olur sevgili Yanındaki Yandaki kutucuklarda verilen kesirlere göre A. Birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Birim kesirler neler var orada bakın. 1 bölü 12 var. 1 bölü 5, 1 bölü 7, 1 bölü 8 var sevgili öğrencilerim. Dediğimiz gibi payda ne kadar büyük olursa kesir o kadar ne olur sevgili öğrencilerim? Küçük olur. Büyükten küçüğe dediği için o zaman en küçük 1 bölü 5'imiz var. Büyüktür 1 bölü 7'den o da büyüktür. 1 bölü 8'den o da büyüktür. 1 bölü 12'den diye ne yapabiliriz? Yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Birim kesir payı 1 olanlar değil mi? Evet bu tamam. A'yı çözdük. B. A ile C kutuşlarına verilen kesirleri. A'da ne var sevgili öğrencilerim? Şurada yapalım. Şimdi B'yi çözüyoruz. A'da ne vardı? 4 bölü 7 var. Evet. C kutucuğunda ne var? 3 bölü 20 var sevgili öğrencilerim. Evet. Verilen kesirleri karşılaşsın diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Bunları karşılaştırmak için e, ne yapabiliriz? Yani hatta işlem yapmaya bile gerek yok. Bakın görünüyor. 4 bölü 7 bakın 3,5 bölü 7 veya 4 bölü 8 olsaydı tam olacaktı. Bakın bu bir yarımdan büyük sevgili öğrencilerim. Bu yarım olması için 10 bölü 20 olması lazım. Bu da yarımdan küçük olduğu belli oluyor. O zaman bakın direkt 4 bölü 7 3 bölü 20'den büyüktür diye ne yapabilirsiniz? B'yi burada gösterebilirsiniz. Yok yani payda işleyip uzatmaya gerek yok. C, E, F, G ve L kuduz verilen kesirleri küçükten büyüye. E'de ne verilmiş sevgili öğrencilerim? Şuraya yazıyorum şimdi. Hatta şurada C'yi şurada yapalım. E dene verilmiş bakıyorum. 2 bölü 9 verilmiş. F dene verilmiş sevgili öğrencilerim. 1 bölü 7 verilmiş. G verilmiş. 3 bölü 4 verilmiş. Evet. I ne verilmiş. 6 bölü 11 verilmiş sevgili öğrencilerim. Küçükten büyüğe doğru sıralayın diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi bunların her biri e, paydaları çok karmaşık. Payları ne yapabiliriz? Eşitleyebiliriz sevgili hocam. 6 eşitlemek için bakın. Bunu 3 ile genişlettiğimizde ne olur bir kesir? Yan tarafa yapıyorum kırmızı kalemle. Bu 3 ile genişletiyorum. Bakın paydasını 6 yapmak için 3 ile. 6 bölü evet ne olur sevgili 27 olur. 3 ile çarptım. Bunu 6 ile çarpıyorum. 6 bölü bakın 7 42 yap değil mi? Evet bunu 2 ile genişletiyorum. 6 bölü 8 yaptı sevgili bu 6 zaten. Bunu olduğu gibi bırakıyorum. 6 bölü 11. Bakın 3 ile genişlettim. 6 bölü 27. 6 ile genişletiyorum. 6 bölü 42. Şimdi şu verilenlere baktığımda sevgilerim. Paylar eşit ise paydası büyük olan küçük demekti. Değil mi sevgilerim? Çok fazla parça bölerseniz minik parçalar olurdu. O zaman bize ne demiş? Küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. En küçük ne olur sevgilerim? 6 bölü 42 dediğimiz kesir neydi sevgili öğrenciler? Şurası 1 bölü 7. En küçüğü bu olur. Bundan sonra bakın 6 bölü 27. Yani 2 bölü 9 kesimiz var. Ondan sonra sevgili öğrencilerim ne var? Bakın 6 bölü 8 6 bölü 11. Sondaki var. 6 bölü 11'imiz var. Evet. En büyüğümüz de 3 bölü 4 olur sevgili öğrenciler. Evet gelelim C sorumuza. G ile H kutucundaki kesirler. Onu da şurada şu köşede yapalım sevgili öğrencilerim. şıkkı olsun da. Evet. G'de ne vardı sevgili öğrencilerim? 3 bölü 4 var. H'de ne vardı sevgili öğrencilerim? 1 bölü 8 var. Bu kolay değil mi? Bakın bunu 2 ile genişlettiğim zaman ne olur sevgili öğrencilerim? 3 bölü 4. 6 bölü 8 de 1 bölü 8'i karşılaştırmış olur. Tabii ki de bu şekilde olacak. Değil mi sevgili öğrencilerim? Bu şekilde olacak. Zaten bakın 4'te 3. Neredeyse tamına yakın. Bu 8'de 1. Yani çeyreğin bile 4'te 1'in bile altında. Direkt bu şekilde büyüktür diye yaparsınız. Evet. Üçgen yerine hangi kesir yazılmalı diye soruyor sevgili öğrencilerim. Yani şöyle yapabiliriz. Sizler artık 6. sınıfın büyük Yani üçgene 5 bölü 12 ekleyince 2 bölü 3 eşit oluyorsa bu eklediğimiz 5 bölü 12 karşı taraftan çıkartıyor. Diyelim ters işlem biliyorsunuz. Direkt öyle kolay olur. 2 bölü 3 eksi 5 bölü 12 şeklinde yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Paydayı 4 ile genişletirsiniz. 4 kere 2 8 bölü 12 yapar. Eksi 5 bölü 12 yapar. O da ne yapar bakın. 3 bölü 12 yapar sevgili Üçgene eşittir. Öğretmenimiz en sade hali isterse 3 bölü 12 bakın 3'e bölersiniz 1. 3'e bölersiniz 4 yapar. Üçgenimiz 1 bölü 4 kesir olur diye yazabilirsiniz sevgili Devam. Hangisi yanlıştır diye soruyor sevgili öğrencilerim. Bakalım. 2 kere 4 8 3 daha 11 bölü 4. Artı 3 kere 4 8 2 daha. Evet 10 yapar 10 bölü 4 değil mi? 3 kere pardon. 3 kere 4 12 2 daha 14 bölü 4 yapar. Yanlış yaptım. 8 11 evet 11 bölü 4 14 bölü 4. Topluyorum bakın 11 14 daha 25 bölü 4 doğrudur. Şimdi B'ye geliyorum. 5 tamımız var sevgili öğrencilerim. Şöyle yapalım. 2 bölü 9 dan 1 bölü 3 ü. bakın 3 ile genişletiyorum. 3 bölü 9 yapıyor. Burası tamı bozduğu için mecburen birleşik kesle çeviriyorum sevgili öğrencilerim. 5 kere 9 45. 2 daha ekliyorum sevgili öğrencilerim. 47 bölü 9 yapar. Eksi. Bunu bakın 3 ile genişlettiğimizde ne olur? 3 bölü 9 yapar değil mi? 3 bölü 9 yapar sevgili öğrencilerim. 47'den 3 çıkarttığımızda 44 bölü 9 yapar. Bakın karşılıyor mu? 9 kere 4 36. 8 daha gidiyorsun. 44 bölü 9. Bakın ne yaptı? Doğru oldu sevgili öğrencilerim. Öğretmeniniz bulun derse 44'ü 9'a bölersiniz. 9 kere 4 36 9 kere 5 fazla geliyor. 9 kere 4 36. Bakın 9 kaldı. 4 tam. Evet sevgili öğrencilerim. Pardon 8 kaldı. 4 tam. 8 bölü 9'u gösterirsiniz. Bu da doğrudur. Gelelim C'ye. 1 tam 1 bölü 3. 1 tam 1 bölü 4. Buna Eşit midir diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Bakalım. 1 tam, 1 tam, 2 tam doğru. 1 bölüşe 1 bölü toplamak için bunu 4 ile, bunu 3 ile genişletiyorum. 4 bölü 12, 3 bölü 12 yapar. Bakın ne oldu topladık. 7 bölü 12 bu da doğru yaptı sevgili öğrencilerim. Uzun uzun bakın gerekiyor. 1 bölüşü 4 ne yapıyorduk? 4, 12. 3 bölü 12. Paydalar 7 bölü 12 yapar sevgili öğrencilerim. Zaten tamları ayrı toplayabilirsiniz. Gelelim D'ye. Evet. Bakın 5 tamdan 4 tamı direkt çıkardığımızda zaten bakın 1 tam kalıyor. 3 bölü 7 1 bölü. Bakın 3 bölü 7'den de sevgili öğrencilerim. 1 bölü 14'ü çıkartabiliriz. Yani tam bozmaya gerekiyor. 2 ile genişlettiğinizde bakın ne yapar? 6 bölü 14. Eksi 1 bölü 14. O da ne yapar? 5 bölü 14 yapar sevgili Tamam 5 bölü 14 doğru. Fakat 5'ten 4 çıkınca buradaki 1 tamını unutmuş sevgili öğrencilerim. 1 tam 5 bölü 14 olacak. Burada yanlışlık yapılmış. Evet, 1 bölü 4 ile 2 bölü 3'ün modellenmiş çarpımını göstermemiz istiyor. Bu ne demek? Bakın 4 bölme 1 satır boyanacak. 3'e bölünce 2 satır boyanacak. Şimdi baktığımız zaman şunlar karmaşık zaten. Bakın sevgili öğrencilerim, şöyle bakalım. Şu ara bölümlere bakın. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 tane bölünmüş sevgili öğrencilerim. Bakın 4 parçadan ne olmuş? Bir tanesi bakın boyanmış. Burada renk değişikliğini görüyorsun. Burası bir renk var altında. Dörtte bir. Burası boyanmış. Daha sonra şöyle düşünün bakın sevgili öğrencilerim. Şöyle de bakın üç parça var. Bir, iki, üç parça. Yukarıdan aşağıya düşünün. Şu renkleri görüyorsun sevgili öğrencilerim. Bakın yeşil tonlar değil mi? İki sırayı bu şekilde boyamış. Yani üç parça bakın. Üç sıranın iki tanesi farklı boyanmış. Bakın bu şekilde boyanmış. Şimdi siliyorum sevgili öğrencilerim. Siliyorum. Şimdi işlemi dikkat edin. Çarptığımız zaman ne oldu? Bakın 2 bölü 12 oldu değil mi sevgili 2 bölü 12 bakın. 12 parçadan bakın üst üste ne oldu? Bakın 2 tanesi boyanmış oldu 12 parçadan. Bu da bu bileşenleri gösteriyor. Yani cevabımız C şıkkı Tekrar söylüyorum bakın. 1, 2, 3, 4 parçaya bakın. Bölünmüş. Ve buradan bir parçası bakın boyanmış sevgili Daha sonra yukarıdan aşağı bakın. 1, 2, 3 parça bölünüp. Bakın şu gördüğünüz yeşil bölümlerden 2 tanesi de bu şekilde boyanmış sevgilerim çarpıldığında bakın 12 parçadan 2 parçasında zaten burada kesiştiğini görüyorsunuz. 12'de 2. E evet, bu işlemin sonucunu istiyor. 3 bölü 4 bölü nasıl yapabiliriz öğrencilerim? Bu tarz uzun olur. 12, 5 daha ekliyorduk. 17 bölü 12 demek değil mi? Ne yapıyorduk? Ters çevirip çevirme işlemi yapıyorduk. 3 bölü 4 çarpı. Bunu ters çevirip çarpıyorduk bizler işlem yaparken. 12 bölü 17 yapıyorduk. 12 ile bakın 4 sadeleşir Burada 3 kalır. 3 kere 3 9 bölü 17 işlemimizin sonucudur sevgili arkadaşlar. 20 evet, bu tarz işlemlerde mecburen önce bölmeyi yapacağız. Onun için önce şurayı yapmamız lazım değil mi? Yani işlem şöyle olacak. 2 bölü 3 artı şurayı yapacağız sevgili 1 bölü 2 çarpı ters çevir çarpıyorum. 4 bölü 3 şeklinde. Bunlar sadeleşir. 2 kalır. 2 bölü 3 artı parantez kaldı bakın. 2 bölü 3 kaldı sevgili öğrencilerim. Topladığımda paydalar zaten eşit. 2 2 daha 4 bölü 3 aradığımız cevaptır sevgili öğrencilerim. Evet 21. sorumuz sevgili öğrencilerim. Kesirlerde hangi modelleme yapılmıştır diye soruyor. Bakın 1 2 3 yine bakın 3 parçaya bölünmüş sevgili öğrencilerim. Bakın 2 tanesini pembe olarak boyamış. 2 bölü 3 çarpı iç içe geçmiş. Daha sonra bakın bunları siliyorum sevgili öğrencilerim. Bakın bu şekilde de satır olarak da 1, 2, 3 parça bakın yine paydamız 3 sevgili öğrencilerim. Bunlardan da bakın 2 tanesini tanesi ne yapmış sevgili öğrencilerim görüyorsunuz. Şöyle silip tekrar göstereyim. Bakın bu şekilde ne yaptı? Pembeye boyamış sevgili öğrencilerim. Şimdi 3 parçaya böldükten sonra bakın şurası kesiştiği için bunun altında şu renge boyamış. Çünkü şu ikisi kesişmiş. 3 parça var. Şu renk kalmış. Şu, yani şurası şu renkten boyanmış sevgili Bir parçası bu renkten boyanmış. Diğer ikisini kesiştiği için bakın mora dönüşmüş. Yani maviye boyanmış sevgili öğrencilerim. O da 1 bölü 3'tür işlemimiz. Evet 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. O da 2 bölü 9 yapar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçadan 2 tanesinde mor olduğunu zaten görüyorsunuz. Evet 2 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün çarpımıdır sevgili öğrenciler. Evet. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Evet, bakın hemen sadeleştirme yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet 2'yi de 2'ye bölersiniz. 1 doğrudur. Buraya gelelim. 2 bölü 1 çarpı. Bunu 3 bölü 4 ters çevirip çarpıyoruz. Bakın sadeleştir. 2. 3 bölü 2 doğrudur. Evet 8 tam 2 bölü 5'i 10 ile çarpacağız. Burada bir çarpma yapamayız. Önce bunu birleşik kez çevirelim sevgili öğrencilerim. 8 kere 5 40. 2 daha ekliyorum. 42 bölü 5 çarpı. 10 sevgili öğrencilerim. Bakın 10 ile 5 sadeleştiriyorum. 2 yapıyor. 42 ile 2 çarpıyorum. 84 yapıyor. Bu da doğrudur. Burası yine 7 bölü 5 çarpı bölme çarpmaya çeviriyorum. 14 bölü 1 ters çeviriyorum. 1 bölü 14 yapıyorum. Bakın 14 ile 7'yi sadeleştirdim. 2 yaptı. 1 çarpı 1. 1. Yani 5 kere 2. 10. 1 bölü 10 yapacak. Ters yazmış sevgili öğrencilerim. Yanlış olan D şıkkıdır. Karşılaştırmalarından hangisi doğrudur diye söylüyor. Bakın ön işlem yapmamız lazım. 2 bölü 1 çarpı ters çevir çarpıyorum. 3 bölü 1. Bakın ne yaptı? Burası 6 yaptı sevgili. Burası şurada yapalım. 3 bölü 1 çarpı ters çeviriyorum. 2 bölü 1. Bakın bu ne yaptı? Burası da 6 yaptı sevgili. Yani bunların birbirine eşit olması lazım. Yanlış oldu. Buraya geliyorum. 3 bölü 5 ile 1 bölü 2. Paydaları bakın 2 ile. Bunu da 5 ile genişleteceğim mecbur. 6 bölü 10 artı 5 bölü 10. Ne oldu sevgili öğrencilerim? Burası 11 bölü 10 oldu. E burası nasıl olur? 3, 1 ekliyorum. 4 bölü 3 çarpı ters çeviriyorum. 3 bölü 2. Bakın ne oldu? 4 ile 2 gitti. Burası da 2 kaldı. Burası da 2 oldu sevgili öğrencilerim. Bakın 11 bölü 10. Bakın 20 bölü 10 olsa ancak 2 olacaktı. Ama burası 2 tam olmuş. Bu 2 tam burası bakın ne oldu? Doğrudur sevgili öğrencilerim. Devam ediyorum. 3 bölü 7 çarpı ters çevir çarptım. 3 bölü 2 ne oldu? 9 bölü 14 oldu şurası 9 bölü 14. Buraya geldim. 3 bölü 4 çarpı ters çeviriyorum. 5 bölü 2 sergilencelerim. Bakın evet 15 bölü burası da 8 yaptı. Bunlar birbirine eşit olur mu sergilencelerim? Bakın yanlış olmadı. Buraya gelelim. 5 bölü 8 çarpı ters çeviriyorum yine. 5 bölü 2 sergilencelerim. Ne oldu bakın? 25 bölü 16 oldu. Buraya gelelim. 4 bölü 5 çarpı 3. 2 daha 5 bölü 3. Ters çeviriyorum. 3 bölü 5. 4 kere 3. 12 bölü 25 oldu. Burası da 25 bölü 16 oldu sevgili öğrencilerim. Evet bakın 12 bölü 25. 25 bölü 25 olsa daha bir tam olacak. Bir tamdan küçük. Burası bakın 16 bölü 16'dan büyük. Bir tamdan fazlalığı var. Yani işlemin ters olması lazım. Bu da yanlış olmuş sevgili öğrenciler. Evet 24'e gelelim. 12 tane 1 bölü 18'in toplamı. 12 tane 1 bölü 18 ne yapmak demek? Çarpmak demek. 12 tane 5 dese 12 çarpı 5 yaparız değil mi sevgili öğrencilerim? Sadeleştirme bakın 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm 3. 2 bölü 3 yaptı sevgili öğrencilerim şu işlem. 2 bölü 3 yaptı. Devam edelim. 10 sayısının 5'te birinin kaç katıdır? 10 sayısının sevgili öğrencilerim 5'te 1 ne demek? 1 bölü 5'in bakın ne demek? 2. Yani 10 sayısının 1 bölü 5'i şurası da ne yaptı sevgilenlerim? 2 yaptı. Yani 2 bölü 3 sayısı 2'nin kaç katıdır diye soruyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? 2 bölü 3 mesela ne yaparsın? 2'ye bölersiniz kaç katı olduğunu bulsun. Bu da ne demek? 2 bölü 1 demek. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 demek sevgilenlerim. Sadeleştiriyorum. 1 bölü 3 katıdır diye yazarız sevgili. Evet sevgili öğrenciler. 16'nın içinde kaç tane 1 bölü 8 vardır? Biz mesela 16'nın içinde kaç tane 4 var deyince 4'e böleriz Değil mi? Aynı mantık. Ne yapacağız hemen sevgili öğrencilerim? Şurada yapalım. 16'nın içinde kaç tane 1 bölü 8 vardır demek. Yani 16 ne demek? 16 bölü 1 demek. 1 bölü 8'i e bölmek ne demek? Ters çevirip çarpmak demek sevgili öğrencilerim. Yani 8 bölü 1 demek sevgili öğrencilerim. 16 ile 8'i çarparsanız 8 kere 6 48. 8 kere 1 8. Evet 4 daha 100. 28 tane sevgili öğrenciler. 1 bölü 24 kesinin çeyreği. 1 bölü 24 kesin çeyrekliğini ne yaparız? 4'e böleriz, değil mi? O zaman 1 bölü 24. 4 bölü 1 demek. Değil 4'e bölmek. Ters çarpıyorum. 1 bölü 4 yapıyorum sevgili öğrencilerim. O da 1 bölü 4 kere 4. 16. 8, 9, 90. 6 yapar. 27'ye geldim. Evet. 27'de sevgili öğrencilerim sonuçları tahmin ediniz, kullandığınız yöntem açıklayınız. Bakın 13 bölü 25, 10, yani neredeyse sevgili öğrencilerim 12,5 bölü 25 bu yarı sayılır sevgili öğrencilerim. Bunun 1 bölü 2 kabul ediyoruz. O zaman 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3, 1 bölü 6 yapar. Bunun tahmini sonucu sevgili öğrencilerim. Yarıma veya tama yuvarlama diye yöntemini söyleyebiliriz. Bakın bu da yani 7,5 bölü 15 olsa yarısı olacak. Bunu da 1 bölü 2 kabul ediyoruz. Eksi 1 bölü 4. Payda 2 ile genişletiyorum. 2 bölü 4 eksi 1 bölü 4. O da ne yapar? 1 bölü 4 yapar sevgili öğrencilerim. Bakın yine yarım veya tam yuvarlama. Evet 16 bölü 17. 17 bölü 17 olmamız Bunu 1 tam kabul ediyorum. Evet 1 bölü 4 artı 1 ne demek zaten sevgili öğrencilerim? Evet 4 bölü 4 demek. 5 bölü 4 yapar sevgili öğrencilerim. Bu da bakın 99 bölü 200. 100 bölü 200 olsa yarım olacak. 1 bölü 1 bölü 2 diye düşünelim. 1 bölü 1 çarpı ters çevirip çarpıyorum. 2 bölü 1. Bu da ne yapar? 2 yapar. Bunun da sonucu sevgili öğrenciler. Ali Bey'in 1200 TL'si vardır. Ali Bey parasının önce 1 bölü 3'ünü sonra kalan parasının 1200 TL'nin önce bulalım. 1200 TL'nin 1 bölü 3'ünü yapar bakın 4'e. Ee, e, 3'e böldüğümüzde 400 lira yapar değil mi? 400 TL sevgili Önce 400 TL'sine harcamış. 1200 TL'nin 400 TL'sine harcayınca kaç kalır? 800 TL'si kalır. Kalan paranın evet 4'te 3'ünü harcıyor. Yani 800 TL'nin 3 bölü 4'ünü harcıyor. Bakın 800 4'e böldüğümüzde 200 yapar. Çarptığımızda ne yapar? 600 TL'sini yapar sevgili 4'te 3'ü daha sonra bu 600 TL'yi yapmış? Harcamış sevgili Evet kaç para kalmıştı? 400 lira harcayınca 800 TL kalmıştı. Kalan 800 liranın da ne yaptı bakın 600 lirasını harcadı sevgili 800 liranın da 4'te 3 olan 600'ü harcayınca 200 TL'si kalmış olur. Evet. 240 sayfalık bir kitabın önce 4'te 1'ini 240'ın 1 bölü 4'ünü yapar. 4'e bölünce bakın 6 60 yapar değil mi sevgili öğrencilerim? Evet 240'ın önce 60 sayfasını Evet okuduk. Geriye kaç kaldı? 180 sayfa kaldı. Değil mi sevgili Sonra kalan sayfaların 5'te birini bakın. 180 kalan. Bunu unutmayalım. Bunun 5'te birini 5'e bölüyorum bakın. 3 kere 5 15, 30 da 6 yaptı sevgili öğrencilerim. Gördüğünüz gibi evet. 36 sayfası. 180 sayfanın da 36 sayfasını daha okumuş. 4, 7, 3, 4 144 sayfa kaldı sevgili öğrencilerim. Ne demişti bize? Kaç sayfasını okumuştur diye söyledi. Bakın önce şey yapabilirsiniz. 240'tan 144'ü çıkararak da bulabilirsiniz. Veyahut da başlangıçta ne kadar okumuştu sevgili öğrencilerim? 60 sayfa okumuştu. Daha sonra 36 sayfa okumuştu. 96 sayfa okumuş olur sevgili öğrencilerim. Veyahut da şöyle yapabilirsiniz. 240'tan 144'ü çıkartırsınız. Bakın 6, 9 evet yine 96 kaldığını iki şekilde de bulabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Bir pastanın 7'de 3'ü 8 öğrenciye eşit olarak paylaştırıyor. Buna göre her bir öğrenci pastanın kaçta kaçını alır? Bakın 4 bölü 7'yi 8 öğrenciye bölüyoruz. Paylaştırıyoruz değil mi? O zaman 4 bölü 7 çarpı 8 bölü 1 ters çevirip çarparsınız 1 bölü 8 olur. Bakın 8'de de 4'ü sadeleştirirseniz 2'ye 1. Ne oldu? Bakın 1 bölü 14 her bir öğrenciye düşmüş olur sevgili öğrenciler. 112'ye kadar 108'den tamamlamış olduk. Sonraki ünitede inşallah görüşmek üzere. Eğer ilerlediyseniz yorumlarda yazın. O sayfalarda çekmeye çalışalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.